Bey, ayva demişken ayvanın çekirdeğinden çok güzel doğal bir jöle oluyor. Biliyorsunuz erkek çocukları özellikle çok fazla jöle kullanıyorlar. Niye kız Ve çocuklar da saçlarını böyle böyle yapıyorlar ya yani saçlarını onlar böyle? da kullanıyor ama özellikle erkek çocukları çok fazla kullanıyor. Peki. Evet gençler çok fazla Peki hemen kullanıyor. yapalım Serap Sen Hanım. evet jöleden saçları dökülen çok fazla insan var. Evet. Bu böyle saçları dökülmesini engelleyen doğal bir jöle. Hiç Tamam. saçları dökülmesini engellediği gibi üstüne üstlük de çok yararlı bir jöle. Tamam. Yapıp bunu da böyle buzdolabında koyabilirsiniz. Yine ayvadan yararlanıyoruz. Bir adet ayvamız var. Bir adet ayvanın kendisini değil içindeki çekirdekleri alıyoruz. Ve bir kahve fincanı, evet bu çekirdekleri bir kahve fincanı suyla kaynatıyoruz. Böyle bir 10 dakika falan kısık ateşte 15 dakikada kaynatabilirsiniz. 10-15 dakika kaynatıyoruz. Bakın. Kaynattıktan sonra altını kapattık. Kapattıktan sonra gel bakın dedi. Bakın dedi gel. Ya şimdi karışacağım istersemez de ondan sonra da kızıyorlar. Karısına her şey karışıyor diye. Evet tamam kız. gel. Şimdi bakın jöleleşmiş hemen gösterdik. Kaynattık vakitten kazanalım diye. Hazırladık bakın jöleleşmiş. Gayet güzel oluyor. Evet. Ondan sonra bunu ne yapıyoruz? Süzüyoruz. Güzel Hanımlar süzüyoruz. İçin de çok güzel bir saç şekillendirici. Yani özellikle böyle dalgalı falan yapmak istiyorsanız saçlarınızı uçlarına şöyle banyodan sonra yaptığınız zaman gerçekten çok güzel şekil aldığını göreceksiniz. İşte. Evet, bir adet ayvanın çekirdeğini kaynattık bir fincan suyla. Sonra içine yarım limon suyu koyuyoruz. Limon suyunda böyle biraz sertleştirici ve şekil verici özelliği var. İsterseniz limon suyunu o sert olmasın diyorsanız az da koyabilirsiniz. Yarım limonun suyu, bir damla çam terebendin koyuyorum Feridun Bey içine. Bu da saça çok yararlı. Şöyle bir damla çam terebendin. Hem de güzel koku veriyor Feridun Bey. Bir damla da limon yağı koyuyorum içine. Ama limon yağını koymasanız da olabilir. Bu da güzel koku veriyor. Bir damla da zeytinyağı koyuyorum Feridun Bey. Şuradan şöyle batırayım. Mükemmel bir saç evet. jölesi hem de saçı besleyici bir nimet. Evet serum gibi de oluyor aynen böyle. Öyle. Evet bunu saçların da, uçlarına. Bunu da şöyle kavanozunuza koyun. Saçları şekillendirmek için de kullanabilirsiniz. Böyle kavanozunuzda durun. İstediğiniz zaman saçlarınızı evet. kullanın.